Kabuklarını soyduğumuz domatesleri de şöyle altlarından biraz kesip çekirdeklerini boşaltıyoruz. Şu şekilde. İçinde çekirdek kalmayacak şekilde suyunu ve çekirdeklerini boşaltıyoruz içinden. Şu şekilde çekirdeklerini çıkarıyoruz. Şöyle. Oldukça zahmetli bir iş. Şöyle boşalttık. Domateslerimi temizledim, ayıkladım. İçlerini boşalttım. Altlarından birer yer açıp içindeki çekirdeklerini boşalttım. Şimdi bunları akşamdan karbonatlı suyla ıslatıp şöyle bir suyumuz var. Suyun içine karbonat atıyoruz. Tatlı kaşığıyla. Karbonatı şöyle biraz karıştıralım, eritelim. Normalde bu domates reçeli ya da kabak reçeli dışı çıtır, içi yumuşak olması için kireç kaymağına yatırırlar. Ama ben burada kireç kaymağı bulamadığım için bunu karbonatla yapmak istedim. Şu şekilde karbonat eridi. Domateslerimi, benim domateslerim az, az yapmak istedim. Şöyle markette şu şekilde paketler içinde satılıyor bu domatesler. Şeker domates diye satılıyor. Ben bunlardan iki tane aldım. Bu iki tanenin içinde ne kadar varsa o kadar domatesi kullandım şu anda. O yüzden yani gramaj olarak bilemiyorum ama herhalde bu ikisi 500 gram falandır. 500 gram olarak düşünün. Bunu şimdi karıştırdım bu domatesleri.
Domateslerin üzerine bastırması için bir kapak yardımıyla. Bu daha büyük, daha küçük bir kapakla kapatalım. Şöyle küçük bir kapakla kapatıp domateslerin suyun içinde kalmasını sağlayalım. Şu şekilde kapattık. Suyun içinde kalmasını sağladık. Üstünü yine kapatalım. Ve bunu buzdolabında yarın sabaha kadar buzdolabında bekletelim. Yarın sabah buzdolabından çıkardıktan sonra şekeriyle nasıl kaynatacağımızı göstereceğim. Bütün gece buzdolabında duracak bu şekilde. Evet, bademleri şöyle 5 dakika sıcak suda pişirdim, kaynattım ve böyle çok kolay çıkmalarını sağlıyorum. Bak, fırladı gitti. Böyle çok kolay çıkıyor şu şekilde. Şöyle. Şimdi dün karbonatlı suda ıslamış olduğum domatesler buzdolabındaydı. Birazdan onları çıkaralım. Önce bademleri hazırlayayım dedim. Bademleri bu şekilde hazırlayalım. Şöyle. Şöyle çok güzel. Bembeyaz sakız gibi. Bademleri çıkarıyorum. Gel. Işıkla. Bu acı mı? Hayır, tadına bakmak ister misin? Bu ne? O kabuğu. Senin canı Hayır, açayım hayır sakın. Al bunun tadına bak. Çok güzel çünkü. mı? Çok güzel. Bunun içine koyar, içine buz koyarsak da buz badem olur bunlar. Buradan bir tane buldum. Tuzdan badem. Kabuklarını atmana gerek yok. Ben burada bunları atacağım zaten. Şekilde. Çok kolay. Öte yandan şerbetini kaynatmak için şekerini atıyoruz. Bir kase şeker koydum. Yani domateslerin yarım kilo olduğunu, 500 gram olduğunu varsayarsak şununla bir kase şeker, bu kadar da su koydum. Yani hepsini birebir ölçü yaptım. Önce şerbetini biraz kaynatalım. Şöyle bir eritelim önce şekerini. Şerbetimiz kaynamaya başladı. İçine domatesleri atıyorum. Evet, domatesleri attım. Bir de şunlardan da atayım biraz. Kaynayıp kıvam almasını bekleyeceğiz. İndireceğimiz zaman da limon sıkacağız. Ama ben karanfil şöyle atmak 2-3 istiyorum tane buna. 4-5 tane karanfil atayım. Bu şekilde kaynamayı bırakıyoruz. Kısık ateşte kaynatıyoruz.
Evet, artık bu şekilde servis yapabiliriz. Denemek isteyenlere şimdiden afiyet olsun diyorum. Kolay gelsin.